başlattık. Fabrikalılar 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak ve 20 Temmuz sivil darbesiyle ilan edilen OHAL ile bir gece yarısı savunma hakkı bile tanınmadan yasaları çiğneyip sorgusuz sualsiz yayınlanan KHK'larla önce 152 bin ardından binlerce eklenerek ihraç edildik. Sadece işimizden ihraç edilmedik. Çalışma, eğitim, sağlık, yurt dışı yasağı, seçilme ve hatta seçme hakkı gibi. Yüzlerce insani yurttaşlık haklarımız yok sayıldı. Biz kadınlar işte düşük. Çalsın sınıf dayanışma. Sendika hakkımız engellenemez. İnsanca yaşamaya yetecek ücretin çok altında olan asgari ücret genel ücrete haline getiriliyor. Emeğimiz ve özgürlüğümüz için. Her geçen dakikada kötü bir ekonomik yönetim, tek adam yönetimi nedeniyle iflas etmiş bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız. Yani Türk lirasının değer kaybettiği, doların, euronun, altının Türk lirası karşısında aşırı değer kazandığı. Bir yandan mülteci düşmanlığı kışkırtılırken diğer yandan mülteci işçiler asgari ücretin de altında ücretlerle güvencesiz çalışmaya zorlanıyor. Türkiye'li işçilere köleci çalışma koşullarını kabul ettirmek için patronların elinde silaha dönüşen mülteci işçiler en ağır sömürü koşullarına maruz kalıyor. Kardeşten çıkarmayı yasaklıyoruz dediler. Bunun bir koca yalan olduğunu hepimiz yaşayarak gördük. Yüz binlerce işçi Kod 29'la hakları ve gelecekleri çalınarak işten atıldı. Kavuşturularak insan onuruna yakışacak yaşama koşulları sağlanmalı.